4 ay gibi bir uzun zamandan sonra tekrar size hitap etmek imkanını ve şerefini bana bahşeden Allah'a hamdü senalar ederim. Rahatsızlığım, ameliyatım dolayısıyla dualar ettiniz, şifa temennilerinde bulundunuz, geçmiş olsun mektupları, telgrafları çektiniz, kürtülüp İstanbul'a kadar geldiniz. Bunların karşılığını vermekten ben acizim. Rabbimiz Teala size sonsuz hayırlar ihsan eylesin. Rabbimiz cümlemizi yolunda daim eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet, ödül bahçesinden bir buket okuyacağız. Tahmin edeceğiz, tefeyyüt edeceğiz. Fakat bunların bize kadar görmesinde emeği geçmişliği ve mübarek insanlar var. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine şu mübarek cuma gecesinde bir hediye-i Kur'aniye olsun diye hediye etmek üzere ve onun mübarek ashabının ve cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye Hazreti Adem atamız aleyhisselam'dan Efendimiz Muhammed Mustafa'ya kadar yeryüzünün nice diyarlarında nice ümmetlere vazifeli olarak gönderilmiş ve Allah'ın emirlerini tebliğ etmiş olan cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına hediye olsun diye. Yine o zamanlardan bu zamanlara Allah'ın yeryüzünden nice mübarek sevgili kulları gelmiş geçmiştir. O evliyasının ruhlarına hediye olsun diye. Ve hasaten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, mürebbileri, ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasıtîn, Sadat-ı Turuk-u Aliye'nin ve halifelerinin ve müritlerinin ve müritlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Bu hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin ve hadis alimlerinin ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz Ramud-ül Ehadis isimli hadis koleksiyonunu toplamış olan büyük muhaddis Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye kendisinden feyz alıp yetiştiğimiz ev aldığımız hocamız merhum ve mağfurunda Es-Seyyid Muhammed Zahid Kutlu Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye uzaktan ve yakından bir zahmetler çekip bu hadis dersine gelmiş olan siz kardeşlerimizin ve diğer dostlarımızın ve ihvanımızın ahirete götürmek bütün sevgilerinin geçmişlerinin yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye şükrüm acecesinde. Ve biz yaşayan müminlerin, Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp sevdiği amelleri işleyip huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye şu dersimize başlamadan önce bir Fatiha, bir İkrar Şerif okuyalım. O mübareklere hediye edelim. Böyle başlayalım. Buyurun bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Ramud-ül Ahadis kitabının 197. sayfasının 20. hadisinde Enes radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu, rivayet ettiğini görüyoruz.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki Es-tâiru nezzem kemen la zembele. Günahtan dönmüş ve tevbe etmiş olan kişi sanki hiç günah işlememiş insan gibidir. Ve izâ ehabballâhu abden Allah Celle Celaluhu bir kulu sevdiniz, severse lem yedik vahû zennetler. Günah ona zarar veremez. Allah bir kulu sevdi mi, günah ona zarar vermez. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hepimiz Allah'ın aciz ve naçiz kullarıyız. Boşuna böbürlenmeyelim. Allah bizi iman şerefiyle müşerref eylemiş, akıl ve insaf vermiş, hatamızı biliyoruz. Çok kusurlu kullarız, çok zayıfız, çok aciziz, çok naçiziz. Şeytan bizi sık sık kandırır. Nefis bizi sık sık arzularının peşinden koşturur. Rabbimiz bize nice nimetler bahşeder. Biz de nimetlerin şükrünü ödemekten aciziz. Şükrünü ödeyemediğimiz gibi hem Rabbimizin nimetlerini yeriz hem de gene her gün, her dem, her an hatada oluruz. Hatada oluruz. Acaba bizim halimiz ne olacak? Acaba Rabbimiz bile kulum diyecek mi? Acaba yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandıracak mı? Acaba ateşlere atıp çatır çatır yakacak mı? Azap verecek mi? Yoksa yüzümüzün karasına bakmayı bağışlayacak mı? Bizi bu düşünce öldürürdü. Ölürdük bu düşünceler. Daha ahirete geçmeden ölürdük ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri lütfu keremle buyurmuş ki günahının günah olduğunu anlayıp da bir kul pişmanlık duyup da döndü mü tevbe etti mi günah işlememiş gibi olur. Günah işlememiş gibi olur. Allah affeder. Yalnız burada bir şeyi açıklamam lazım. Tevbe zaten zaman zaman da söyledim kardeşlerimin derslerine devam edenleri bilirler. Dil ile estağfurullah, Allahümme ufirli demekten ibaret değildir. Tevbe yarabbi, affet yarabbi, bağışla yarabbi demekten ibaret değildir. Tevbenin Arapça manası dönmek demek. Tâibun nezzendir, günahtan dönendir. Sen günahı bıraktın mı? Yok bırakmadım hocam, yarın yine yaparım bu günahı ama yapacağım. Yani gene giderim, gene içkimi satarım, gene içkimi içerim, gene namazımı boşlarım, gene hibetimi yaparım, gene şu kusur veya bu kusur filan. Ha, olmadı. Dönmedin ki günahtan? Günahtan döneceksin. Tevbe dil ile olursa yalancıların tevbesidir. Tevbe yarabbi diyor, ne demek yani? Döndün yarabbi diyor, dönmemiş. Olmaz. Günahtan dönecek, pişman olacak, ağlayacak. Tevbenin ne kadar zor bir şey olduğunu Tevbe suresine okuyun. Oradaki ve alehselâfetinlezine hudbihû ayet-i kerimesinin tefsirlerini okuyun. Sebebi nüzulünü okuyun. Görün bakalım Tevbe ne kadar zormuş. 3 kişi var savaştan geri kalmış da 53 gün ızdırap içinde kıvranıyorlar. Allah acaba affetti mi, affetmedi mi? Resulullah Efendimiz yürüyün cihada demiş de gecikmişler. 3 kişi. 3 kişi gecikmişler, cihada gitmemişler. Namaz kılıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar ama Resulullah'ın buyruğunu tutmadılar, savaşa gitmediler. 53 gün ve zâkat aleyhümüle ardu bimâ rahmet. Yeryüzü onca genişliğine rağmen onların başına dar geldi. Şu gökyüzü dar geldi onlara. Pişman oldular doğduklarına, ağladılar, üzüldüler, ölümü istediler, ne hallere düştüler,
Çok üzüldüler de 53 gün sonra tevbeleri Allah tarafından kabul oldu diye ayet indi. Tevbe oyuncak değil. Döndüysen erkek çocuğun günaha bir daha düşme. Döndüysen Allah-u Teala Hazretlerine kul ol, kulukta yürü. Ama yürürken yine hata etmez miyiz? Tabii hatasız kul olmaz, yine hata edersin ama düşmemeye çalış. Gayret et, işini sır, gevşek kul olma, sağlam niyetli ol, azimli ol, yine düşersen yine kalkarsın. Bin defa düşsen, kalksan tevbeni Allah kabul eder ama içinden sağlam bir niyetle döneceksin. Pişmanlık duyacaksın, günahından iğreneceksin, kendine kızacaksın. Nedir benim bu yaptığım diyeceksin, bir daha yapmayacağım diyeceksin. Söz diyeceksin ama o sözü söylediğin zaman yarın bunu gene ben yaparım, yapacağım. Arkadaşlarla buluşuruz, yine o günahı işleriz diye değil, artık yapmayacağım, buluşmayacağım, olmayacak, bitti. Final diyeceksin, yine yaparsan Allah seni affeder ama halis niyetle yapmamaya azmetmiş olacaksın. Böyle bir tevbeyle tevbe eden kimseyi Allah sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Allah tevbe edenleri sever ama dikkat ederseniz burada taib diyor, orada tevvab diyor. Tevvab demek, tevbeyi çok yapan demek. Muhterem kardeşlerim, madem günahı çok işliyoruz, o halde tevbeyi de çok yapmalıyız. Her zaman tevbe etmeliyiz. Ya Rabbi, bilerek yaptıklarıma tevbeler olsun. Ya Rabbi, bilmeyerek ettiğim hatalara, kırdığım toplara, efendim, cahilliklere de tevbe olsun. Bilmediklerini de bağışla, bildiklerini de bağışla diye Allah'tan çok tevbe edip aklımızı çok istemeliyiz. İkinci cümlesi, hadis-i şerifin ikinci cümlesi, اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَدُرَّهُ زَلْبُونَ Allah bir kulu sevdi mi, günah ona tesir etmez. Ne demek? Sen Allah'ın sevdiği kuluysan, işle edildiği kadar günah demek değil bu. Hayır. Allah'ın seven kul günaha bakar mı? Allah'ın rızasına aykırı bir şey yapmazsan, tir tir titrer. Allah seni sevmezse halim nice olur? İltifatından mahrum kalırsam halim nice olur diye dünyalar başına derdi. Allah bir kulu sevdi mi günah zarar vermez demek. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ التَّوَّابِينَ ayetinden Allah. Allah tevbe edenleri sever, sevdiği zaman affeder, sevdiği için de günah ona zarar vermez. Affediyor çünkü affediyor, affettiği için zarar vermez. O bakımdan Allah diyelim daim, yolda duralım kaim, her zaman tevbe ve istiğfar edelim, gözyaşı dökelim. Sabahları, akşamları kendimizi hesaba çekelim. Sık sık yalnız kaldığımız zaman şükürümüz tefekkür olsun. Ben ne haklar işledim, acaba ne potlar kırdım diye. Hakikaten insan kendisini böyle kontrol altında tutarsa, yaptıklarını kritik ederse, o zaman kamil insan olmaya doğru gelişir. Geçen gün yaptığım şeyi bir daha yapmayayım, bu sabah yaptığım şeyi bir daha yapmayayım diye diye her gün bir kusurunu düzeltse, bir senede 365 tane kusur düzelir. Bir insanda da böyle kusur kaynıyor değil ki, yani Müslüman Allah yolunda gitmek istiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir de bakarsınız, Allah'ın iyi kulu olur, sevgili kulu olur. Allah bir kulu sevdi mi, sevgili kulu oldu mu muhterem kardeşlerim, onun sahip olduğu mükafatların haddi hesabı olmaz. Allah bir kulu sevdi mi, gören gözü olur. Duyan kulağı olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Allah Teala Hazretleri ona başka insanların görmediğini gösterir, duymadığını duyurur, yapamadığını yaptırır, giremediği yere götürür. Bütün iş Allah'ın kulu olmaktır. Hocamız rahmetullahi aleyh mekanı cennet olsun. Diyor ki şeyhlik boş, yürütlük boş, zenginlik boş, efendim başkanlık boş, reislik boş, hepsi boş, 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 boş. Güner Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Allah'ın sevgili kulu olana ne mutlu. Onun için Allah'ın sevgisi nasıl kazanılır diye biraz ona çalışalım. Onu anlamaya çalışalım.
Allah'ın sevgili kulu olmanın tedbirlerini alalım. Rabbimiz bizi günahlardan kurtarsın. Edepli kul eylesin. Bunca nimetleri yiyipse efendim her bir ona asi olacağımıza nimetlerinin şükrü, fiili şükrü olan salih amellere yönelelim. Hayırlı işler yapalım. Hayırlı kul olalım. Verimli kul olalım. Arkamızda hayır kalsın. Kendimiz gitsek bile yiğit ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Elde. Yani şöyle bir İslam'ı, İslami yönden şanı, şerefi kalsın hepimizin. Rabbimiz günümüzü hayırlara muvaffak eylesin. Allah bir kulu sevdi mi, hayırı ilham eder. Şerri yapmamaya güç kuvvet verir, tevfikine refik eder, günahlara düşürmez, efendim, ve yolunda yürütür, ya eyyetehen nefsül mutmeinne, irci'i ilâ rabbike râdiyeten merdiye, el-hûri fi ibâdî ve kûri cenneti dediği gibi, ayet-i kerimelerde böyle buyurduğu kulları cümlesine dahil eder. İkinci hadis-i şerif, اَتَّعِبُ مِنَا الْلَنْدِ كَمَنْلَا الْلَنْبَنَا وَالْمُشَرْكِ مِنَا الْلَنْدِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْعَلَيْهِ كَنْدِسِ وَمَنْ اَعْضَى مُشْرًا كَانْدَ عَلَيْهِ مِنَا الْلَنْدِ günahına tevbe eden kul sanki hiç günah işlememiş gibi olur buyuruyor. Ama arkasından başka bir cümlesini de rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'in. Ben müstakirü minezzemdi ve huve mukimin aleyhi kendisi idi Rabbidi. Bakın ne kadar muazzam veballi bir şeyler yapıyoruz biz farkına varmadan. Günahta devam edip dururken, günahı yapmaya devam edip dururken, tevbe ya Rabbi, estağfirullah ya Rabbi diyen, tevbe ve istiğfar eden kimse, Rabbi ile istihza eden gibidir. Allah'la alay eden gibidir. Ne kadar tehlikeli günaha devam etmek. Yani insan verdiği söze sadık olmalı. Tevbe dediği zaman, günahta ısrar etmemeli. Günaha devam edip dururken estağfurullah demek Allah'la alay etmek gibi oluyor. Onun için lütfen bu noktaya dikkat edelim. Tevbemize sadık olalım. Tevbe dedikten sonra yalpalamayalım. Bocalamayalım. Çünkü Allah'la alay ettim bir insan mahvolur. Allah'la alay etme durumuna geldim bir insan helak olur. Toz olur. Tozları havalara savrulur. Allah Teala Hazretleri bizi bu duruma düşürmesin, edepli kulu eylesin. Üçüncü bir cümle daha geliyor arkasından. Aynı hadis-i şerifin içinde. Ben azâ müslimen, İslam'a girmiş olan bir kimseye eza veren kişi, kâne aleyhi minezzinûbî misle menâbikin nâhîn. O insanın o kadar çok günahı olur ki hurma ağaçların çok çok bittiği, ağaçlarının çok çok bittiği yerler gibi günahları olur. O halde bir noktayı daha öğrenmiş olduk. O nokta neymiş? Müslümana eza vermemek, Müslümana üzmek, Müslümana sıkıntı vermemek, Müslümana zarar vermemek. Bunun günahı hurmalıklardaki hurmalar kadar çok oluyor. Yani hurmalar böyle salgın salgın oluyor. Ağaçlar salgın salgın böyle başlamaya sallanır.
böyle salkım salkım, demet demet, deste deste günaha batmış olur. Müslümanlığı ezalandıran bir kişi. Demek ki Peygamber Efendimiz aynı hadisi şerifin içinde üç noktaya işaret etti. Bir, günah işlemişsen tevbe, tevbe işlediğin zaman günah işlememiş gibi olursun. Bir. Ama günaha devam ederken estağfurullah dersen Allah'la alay etmiş gibi olursun. Sakın ha, tevbe ettikten sonra tekrar günaha düşme. Üçüncüsü, hangi şeyler günahtır filan diye düşünecek olursan en başta gelen salkım salkım günah Müslümanı ezalandırmaktır. En büyüğü odur. Yani o anlaşılıyor. Üç cümlenin birbiriyle irtibatı böyle. Demek ki günahların en önemlileri salkım saçak, püsküllüsü, hani bela var, püsküllü bela var. O, sen benim başıma püsküllü bela mısın? Falan deriz hani halk konuşmasında. Demek ki günahın püsküllüsü, salkım saçağı, dolu, gayet fazla olanı neymiş? Müslümanı ezalandırmak. İşte dedelerimizin geçimi, işte dedelerimizin komşuluğu, işte dedelerimizin sabrı, işte de ecdadımızın arkadaşlığı, işte dedelerimizin kardeşliğinin kaynağı. İşte görülüyor. Bak, bu hadis-i şerifi duyan bir insan bir daha bir Müslümana eza verir mi? Bir Müslüman neden ezalanır? Gidersin bir yumruk vurursun, ezalanır. Malına tecavüz edersin, ezalanır. Aleyhinde konuşursun, ezalanır. Kıracak bir şey yaparsın, ezalanır. Demek ki bedenine zarar vermeyeceğiz. Malına zarar vermeyeceğiz. Irzına, namusuna zarar vermeyeceğiz. Ailesine, çocuk çocuğuna zarar vermeyeceğiz. Sevdiği şeylere dokunursa onlara da üzülür. Onlara da zarar vermeyeceğiz. Eski insanlardan bir tanesi böyle bir hoca efendi bir ders veriyormuş da hava sıcak olduğundan mescidin ön tarafı açık, kapısı açıkmış. Belki de oraların mescitlerinin arka tarafı duvar bile olmuyor. Bu tarafı gölgelik oluyor. Sıcak olduğu için öbür tarafında duvar bile olmuyor. Ama herhalde bir avlusu vardır, bir kapısı vardır. Hoca efendi dersi verirken arada bir ayağa kalkıyormuş. Şöyle bir dersi bırakıp ayağa kalkıyormuş, sonra tekrar oturuyormuş. Sonra tekrar ayağa kalkıyormuş, tekrar oturuyormuş. Demişler, ne oluyor hocam, niçin böyle ikide bir de dersi bırakıp ayağa kalkıyorsun? Demiş ki, hocamın torunu geçiyor oradan da, onu görünce. Hocaya hürmet, hocanın çocuğuna hürmet, hocanın torununa hürmet ne kadar yüksek ki, kapının önünden onun çocuğu geçiyor ki, hocasına hürmetten ayağa kalkıyor. Biz de bir otobüste birisiyle gidiyorduk Beyazlık'tan. Çemberlitaş'tan Beyazlık'a doğru gidiyoruz. Otobüsün içindeyiz. O yaşlı olduğu için oturuyordu. Ben de ayaktaydım. Otobüs içinde oturduğu yerde ayağa kalktı. Ne oldu dedim. Düşündüm. Ha, hocası yan tarafta kabristandan methun. Hocasının kabrinin yanından otobüs geçerken otobüsün içinde ayağa kalkıyor. İşte vefa, işte sevgi, işte saygı. İşte Müslümanın Müslümana bakış tarzı. İşte toplum. İşte Müslüman toplum. Yani insanlar has hakiki Müslüman olduğu zaman işte toplumun hali. Onun için ülkelerde idareci olup İslam'ı tahrip edenler cemiyeti tahrip ediyorlar. İnsanlığı tahrip ediyorlar. İnsanlığın huzurunu tahrip ediyorlar.